Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Yazın bolca sebzenin ne olduğu şu vakitlerde karışık güzel bir turşu yapalım. Sebzelerimi yıkadım, tertemiz. Salatalığımın iki ucunu aldım ve çok ince olmayacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Bu incelik yeterli. Şimdi kapya biberlerimi de temizleyip hiç çekirdek içlerinde kesinlikle çekirdek kalmamalı. Güzelce temizledikten sonra onları da salatanın kalınlığına yakın bir kalınlıkta dilimliyorum. Kalınlıkları bu şekilde olsa iyi olur. Çok ince olduğu zaman eriyebilir turşumuz. Yeşil biberlerim var. Charleston biberlerini ikiye bölüyorum ve onların da çekirdeklerini temizliyorum. Sarımsaklarım var. Sarımsaklarım da iki baş kadar. Onları da dilimliyorum ve yeşil domateslerim var. Onları da bölüyorum birkaç parçaya. Büyüklüklerine göre değişir. Bütün sebzeleri aynı kalınlıkta doğramaya gayret ediyorum. Çekirdekli olanların da çekirdeklerini güzel bir şekilde ayıklıyorum. Küçük domateslere sadece bu şekilde delikler açıyorum ki içine suyu, tuzu, limonu, her şeyi rahatlıkla girebilsin diye. Onları bölmüyorum. Zaten çok küçükler, gerek duymadım. Sarımsakları da yine çok ince olmayacak şekilde böyle birkaç parçaya bölüyorum. Hepsini büyükçe bir tepsiye aldım. Karıştırıyorum. Kavanozların altına ve üstüne koyacağım limonları dilimliyorum. Her bir kavanozun altına ve en üst kısmına limon koyup kapaklarını o şekilde kapatacağız. Bir dilim limonu kavanozuma aldım. Üzerine doğramış olduğum turşuluklarımdan ilave ediyorum. Hepsinden karışık olacak şekilde kavanozuma aktardım ve birkaç diş sarımsak koyuyorum doğramış olduğum sarımsaklardan. Ve en üstüne tekrar bir dilim limon ekledim. Şimdi bir çay kaşığı şeker silme olacak şekilde bütün kavanozlarıma bir çay kaşığı şekeri ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı yine silme olacak şekilde limon tuzunu ekliyorum. Sonrasında silme olacak şekilde 1 yemek kaşığı kaya tuzunu yani turşu tuzunu da ekliyorum. Hepsini çok doldurmadan kaşıkları silme olacak şekilde ilave ettim. Tekrar en üzerine bir dilim limon yerleştiriyorum. Kaynar suyu ilave ediyorum. 3 parmak kalacak şekilde çünkü sirke de ekleyeceğiz. Ona da yer kalsın. Kaynar suları da ekledim. Şimdi bir bıçak yardımıyla tamamen suların her tarafa geçmesini sağlıyorum. Turşum bir hafta içinde oldu. Gerçekten o kadar da lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi çeyrek çay bardağı her bir kavanoza sirkeyi de ilave ediyorum. Kavanozlar taşmayacak şekilde ilave edin lütfen. Kapaklarda açılma sorunu yaşama, yaşamamanız için bu önemlidir. Mutlaka bir parmak kadar sıvıları koyarken kavanozda boşluk kalsın ki kavanozlarınız rahatlıkla kapanabilsin. Ve sızdırma yapmasın, bozulma yapmasın. Her bir kavanozuma bir çay bir çay bardağı çeyrek olacak şekilde sirkemi de ekledim. Şimdi sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Şimdi size olmuş halinde göstereceğim. Tam bir hafta sonra inanın çok lezzetli yemeğe hazır kütür kütür salatalıklarımız, karışık turşumuz hazır oldu. hepsini ters çevirdim. Sızdırma olacak mı, olmayacak mı diye ona bakmak için bu şekilde muhafaza ettim bir hafta boyunca. Tabii siz daha uzun sürede bunu tutabilirsiniz. Hemen yap, yapar yapmaz bir hafta sonra açmak zorunda değilsiniz. Uzun ömürlüdür. Ben size göstermek amaçlı. Bir hafta sonra açtım ve lezzetine baktım ve onayladım. Suyu da gayet berrak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bulanıklık yok. Gayet güzel ve lezzetli. Şimdi açıyorum. Tam ölçülü güzel. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu turşuyu. Kanalıma abone olup zil sesini aktifleştirirseniz yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın.